Kırca Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Dağlı mesajında şu ifadelere yer verdi. Büyük Türk milletinin istiklal ve istikbal için vermiş olduğu şanlı ve onurlu mücadelesinin sonucu ilan ettiğimiz ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü, coşku ve heyecanını millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir. Cumhuriyet işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce milletimizin köklerinden aldığı güç ve inanç yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur. Cumhuriyet aydınlığı, dostluğu, kardeşliği, birliği, beraberliği, barışı paylaşmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Düzceli hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Düzce'de Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Vali Zülkif Dağlı tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak Vali Zülkif Dağlı ve Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce halkının öğrencilerin bayramını kutladı. Öğrenciler, bayramınız kutlu olsun. Sağ ol! Öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, bayramınız kutlu olsun. Sağ ol! Programda konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı şu ifadelere yer verdi. Düzce'mize, ay yıldızı, al bayrağımızın ve ezan seslerinin gölgesinde şanlı tarihimizin Akçakoca beylerin ve Konuralp gazilerin yurdunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere son devletimizi kuranların, kahraman ecdadımızın ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda Cumhuriyetimizi kuranlara şükran hislerimizi ifade etmenin huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetimizin kuruluş yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü başta Düzce halkımıza, aziz milletimize kutlu olsun. Konuşmadan sonra ise öğrenciler tarafından şiirler okundu. Gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Yanı bağrına savaşan karakol cemiyetinden Yeni Bahçeli Şükriye. Spor gösterileri yapıldı. Ve araç korteji gerçekleştirildi. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştu. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştu. Yol göster göklerden bize binlerce yıldız. Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Özde mesajında şu ifadelere yer verdi. 29 Ekim 1923 tarihimizin en müstesna günlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı kurtuluş mücadelemiz 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlanmıştır. Onu her koşulda korumak, yüceltmek, ileriye taşımak, binlerce yıllık şerefli tarihimizin ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bugün ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 96 yıl boyunca bağımsızlığımıza, demokrasimize, bayrağımıza, birliğimize ve kardeşliğimize hayat verenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, aziz milletimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yanmaz mesajında şu sözlere yer verdi. Millet olarak Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümüne ulaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser büyük bir vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecanla ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere armağanıdır. Türk toplumu cumhuriyetle çağdaş bir millet haline gelmiş, devletinin yegane ve gerçek sahibi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm Akçakocalı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi. Cumhuriyetimizin kazanımlarının her geçen gün daha da arttığı, demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 96. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız bugün de başta Kurtuluş Mücadelesi'nin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet ilanına karar veren TBMM'nin tüm üyelerinin, bütün şehitlerin, gazilerin, isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızın aziz hatırasına saygı duyuyoruz. Cumhuriyetimizi büyütmek için çıktığımız yolda Cumhur ile Cumhuriyeti bir araya getirdik. Çünkü biz milletimize hizmet yaparak Cumhuriyet ile Cumhur'un birleşmesiyle Cumhuriyetin büyüyeceğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılında Düzce Uğur Okulları Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen programla coşku ile kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Uğur Okulları Düzce Genel Müdürü Nazmi Kıran ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Metehan Işık yaptı. Konuşmalarda şu ifadelere yer verildi. Yiyecek bir lokma yemekleri yokken Atatürk arkadaşları Türk milletini tek çatı etrafında topladı. Umutlarını yitirmiş ve yenilgiyi kabul etmek üzere olan bir milleti küllerinden yeniden doğurdu. Onları ellerinde hiçbir şey olmasa dahi inançlarıyla bu savaşı kazanabileceklerine inandırdı. 96 yıl önce bugün ilan edilen Cumhuriyeti bir kez daha coşkuyla kutlamak için buradayız. Bilinen 2500 yıllık Türk tarihinin sayfaları şanlı zaferlerle doludur. Bu zaferlerin bazıları Osmanlı Devleti döneminde yaşanmıştır. 19. yüzyıldan sonra yıkılma sürecine giren Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kaybolmuş, aziz vatanın her köşesi Bordeaux Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgal edilmeye başlamıştır. Tarihinde bağımsız yaşama arzusu her şeyin üzerinde olan atalarımız, kan ve sulanarak vatan yapılmış olan bu topraklar için Kurtuluş Savaşı mücadelesine girmiştir. Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şarkılar söylendi. Program şiir okumaları ve okul çatısından öğrencilerin Dev Türk Bayrağı açmasıyla son buldu.
Düzce Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan İstanbul Caddesi'ndeki bisiklet yolu ile ilgili çalışmalar başlatıldı. İstanbul Caddesi'nin tamamında yer alacak olan bisiklet yolu gidiş gelişli çift şerit olarak yapılıyor. Bisiklet yolu ile araç trafiği arasında koruma barikatı çekiliyor. Böylelikle bisikletliler için güvenli ulaşım sağlanmış olacak. Belediye tarafından İstanbul Caddesi için düşünülen plana göre cadde boyunca sağ şerit araç otoparkına ayrıldı. Orta şerit araç trafiğine açık olacak. En sol şeritte ise bisiklet yolu bulunacak. Yetkililer çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirttiler. Düzce Belediyesi'nin Anıt Park Çocuk Bahçesi alanında bulunan elektrik direğindeki kablolar çocuklar için tehlike oluşturuyor. Parkta bulunan aileler ve vatandaşlar tedbir alınması için belediye ile elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ'a çağrıda bulundular. Çocuk bahçesinin hemen yakınındaki elektrik direğinde kabloların olduğu bölümde koruyucu kapağın bulunmaması tehlikeye davet çıkartıyor. Bahçede oyun gruplarında oynanan çocukların ailelerin durumu fark ederek yetkililere haber verdiler. Vatandaşlar özellikle küçük çocuklar için tehlike oluşturan kabloların korunak altına alınmasını ve tüm elektrik direklerinin gözden geçirilmesini istediler.